Hepinize merhaba arkadaşlar. Galatasaray Rebuild ile karşınızdayım. Bu Rebuild'da neler yapacağız? Galatasaray'ı 2 sezon boyunca simüle edeceğiz. İlk sezon şampiyon olmaya çalışacağız. İkinci sezonda ise Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Kadroyu görüyorsunuz. Icardi, Zaniolo, Mertens, Torreira, Oliveira, Kerem. Herkes tam. Angelino'yu getirdik. Galatasaray'ın yeni transferi biliyorsunuz. Flash transferlerden birisi. Mevkisinin en iyilerinden birisi. Sonrasında burada birkaç tane de yedek oyuncumuz var. Kaan Ayhan varsa Sassuolo'dan biliyorsunuz. Şimdi bu bir tane kuralımız olacak. Her sezon başı sadece bir transfer yapabileceğiz. Bu kadroya artı olarak. Bir de Icardi'nin bonservisini alacağız. Öncelikle gelin sizlerle bir Icardi'nin bonservisini alalım. Ben burada kulüple anlaşmıştım. Nerede o ya? Heh, burada. Hemen sadece Icardi'ye bir maaş konusunda bir teklifte bulunacağız. Bakalım ne kadar isteyecek Icardi. Haftalık 80 bin euro alıyor şu an. Çok önemli dedik. Kabul ettiler. Okan Hoca da burada. Sağdaki Vandanara'ya benzese komik olurmuş bu arada. 2 yıllık dedi. 3 yıllık dedim. Serbest kalma bedelini yok saydım ve bonuslarla birlikte Icardi böyle bir maaş öner ve kabul ediyoruz. Icardi Galatasaray'da ve Icardi geliyor. Geldi. Gördüğünüz gibi 16 milyon euroya Paris Saint-Germain'den Icardi'yi getirdik. D diye transfer şey yapmış. Güzel. Icardi'yi aldık arkadaşlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Gerçekte de Galatasaray'ın bir haber var. Wilfried Zaha'yla ilgilenmeye başladığı ile ilgili. Biz de tek bir transfer yapacağız. Kadroya baktığımızda Kerem'in ratingi ileri forvette biraz düşük kalıyor. Hem gelecek sezonun başına kadar da gelişir diye umut ediyorum ve Kerem'i yedeğe çekip yanına da Zaha'yı almayı düşünüyorum. Gelin sizlerle birlikte Zaha'yı alalım. Değişik bir rebuild olsun. Transfer ücreti teklif ediyoruz. Bakiyemize boşuna bakmayın. Sadece Zaha'yı transfer edeceğiz arkadaşlar. Devamını etmeyeceğiz. Ve Wilfried Zaha da takıma katılıyor arkadaşlar burada. Kerem'e de yedekleri alalım hemen. Şöyle kimin yerine gelsin? Demir'in yerine gelsin. Gördüğünüz gibi kadro bu şekilde. Torreira oraya alışacaktır. Şimdi arkadaşlar bu kadro ile önce şampiyon olacağız. İlk sezonda olmaya çalışacağız daha doğrusu. Avrupa Ligi'ne de gidebiliriz. Hiç fark etmez. Bu rebuild zaten bir Avrupa Ligi rebuild'ı Fenerbahçe'den bildiğiniz gibi. Ya Şampiyonlar Ligi ya Avrupa Ligi. Hangi nereye gidersek. Şimdi yavaş yavaş sezon sonuna doğru sizlerle birlikte geçelim. Bakalım sezon sonunda bu kadro neler yapacak. Ve sezon sonundayız arkadaşlar. Bakalım şampiyon olabildik mi? Bakıyoruz hemen ve kupa. En son kupa oynanmış. Kupayı da kazanmışız galiba. Bakamadım. Galatasaray 70 kaç? 3 tane takım aynı puanda. İnanılmaz, konuşamadım bile. Ve bizim galibiyetimiz Beşiktaş'tan az ama 3 tane de beraberliğimiz fazla. Averajla şampiyon oluyoruz ya. İkili averaj galiba. Ya da üçlü averaja mı giriyor artık? Ne oluyor oyunda en son? Antalya 4. olmuş. Fenerbahçe 5. olmuş. İnanılmaz. Antalya da çok iyi ilerlemiş yani. 3 takım aynı puanda ve Galatasaray şampiyon. Çok iyi. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz direkt. Ve kupayı da almışız. Çok güzel. 2 kupa yapıyoruz ilk sezonda. Galatasaray penaltılarda 5-4 kazanmış. Şimdi gelin beraber oyuncu istatistiklerine bakalım. Oyuncu istatistiklerinde Trezeguet 24 golle gol kralı olmuş. Hemen sonrasında João Pedro var 21 golle. Bizden Zaha var 20 gol atmış. Icardi de 20 gol atmış. Çok gollü bir sezon geçmiş genel olarak arkadaşlar. Her takım çok gol atmış. Bakıyoruz sonra bizden başka yok. Asist krallığında Mertens asist kralı oluyor. Trezeguet 11 asist. Yine Trezeguet farkı. Trezeguet hem asist hem gol kralı olacakmış neredeyse. Icardi de 8 asist yapmış bu arada. Gol yenmeyen maçlarda da Uğurcan farkını göstermiş. Bizde de Muslera 11 maçta gol yememiş. Hemen verimlere gelecek olursak en verimli oyuncumuz... Hanginiz ya? Icardi. Evet, Icardi oluyor. Icardi 23 gol 9 asist yapmış. Çok güzel. Gerçekten artı 1 demiş bir de. Zaha da artı 1 alıyor. 26 gol 3 asist yapmış Zaha da. Mertens 14 gol 14 asist. Eksi 3 düşmesine rağmen çok güzel. Harika gerçekten. Hemen bir gelişimlere bakalım. Zaniolo artı 3 artmış. Çok güzel. Oliveira, Icardi artı 1. Nelson artı 2. Bu şekilde gidiyor. Angelino da artı 2 demiş. En değerli oyuncumuz şu anda. En yüksek reytingli oyuncumuz. Gayet güzel. O zaman yavaş yavaş sonraki sezona geçelim arkadaşlar. Ve ikinci sezondayız arkadaşlar. Hemen transferlerimi göstereyim size. Mertens burada bizi idare edebilecek durumda. Zaten tek transfer hakkımız vardı. Ben ona rağmen iki transfer yaptım. Sebebini söyleyeceğim. Muslera aşırı düştü arkadaşlar. 77'ye düştü. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kaleci lazım. O yüzden ben de ucuz bir şekilde Yan Zommer'i aldım. Esas transferimiz Smalling diyebiliriz. Çünkü Abdülkerim hiç gelişmedi. 76 ve orada duruyor yani 28 yaşında da. O yüzden Nelson'a güzel bir partner aldık. Sol bekte Angelino duruyor. Sağ kanatta Zaniolo. Şunu sağ kanat yapalım.
Sağ kanat oynuyorsun sen ya. Niye oynamıyorsun? Oynuyor gözüküyorsun. Neyse. Şu Zaniolo ile Torreira'ya bir gelişim planı verelim arkadaşlar. Oraya bir evrilsinler onlar. Tamam, 8 haftada sağ kanat oluyor Zaniolo. Sağ kanat olsun. Torreira da aslında onun da pozisyonunda ama. Ya sözleşme görüşmesine girdim yanlışlıkla. Of. Allah'ım neyse hadi gelmişken senin sözleşmeni de uzatalım. Başka transfer yapmayacağız zaten. Torreira'ya da gelişim planı olarak ne verelim? MO vereceğiz. Sen de 15 haftada oluyorsun. Tamam ben bunların takibini yaparım. Şimdi yavaş yavaş simülasyona geçelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde playofflarda kim gelecek bize? Başka transfer yapmayacağız zaten biliyorsunuz. Normalde 2 transfer yapacağız. 3 yaptık otelde 2 sezonda. Her neyse sıkıntı yok. Kaleci lazım çünkü arkadaşlar simülasyonda ilerlemek için. Muslera tabii ki gerçekte belki seneye de oynayacak. Zaten belki değil direkt seneye de oynayacak ama oyunda yaşlı olduğu için çabuk düşüyor bilirsiniz biliyorsunuz ki. Dinamo Kiev'i playofflarla geçebilecek miyiz bakalım. Bakalım kadroda Karavayev var tanıdık Dinamo Kiev'den. Simüle ettim. Hadi oğlum yenin be. Lütfen ya. 3-2 Galatasaray yeniyor ilk maçı. Deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 yeniyoruz. Ve rövanş maçındayız. İlk maçı 3-2 kazandık. Takım çok yorgun. İnşallah alabiliriz. Bakalım. Sağ bekimiz Sacha sakat galiba. Hızlı simüle et dedim. Hadi oğlum yenin. Hadi lan 1-0 aldık ve gruplara kalıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Mustafa Muhammed atmıştı. Geçtim ama. Hemen bir ilerletiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Grup maçlarını böyle simüle etmeyeceğim. Şuna baksana abi herkesi yendik ya. Ve Benfica, Bayern Münih, diğer kim? Feyenoord. Of çok kötü bir gruba geldik ya. Hadi Bayern Münih'i şöyle simüle edelim. Vallahi yenileceğiz muhtemelen Bayern Münih'e ama kadro yine bu şekilde. Hadi oğlum. Hadi bir beraberlik ya. Beraberliğe okeyim ben. Oha 1-0 yendik mi? Ne? Bayern Münih'i. Icardi 47'de attı. Mitchell Torreira inanılmaz. Nasıl ya? Defans duvar gibi. 3 şut 2 fırsat. Bizim 3 şut 3 fırsat. Toplu oynama yüzdemiz bizim daha yüksek. İnanılmaz. Bayern Münih'e ne olmuş? Bayern Münih'in kalecisi bizde arkadaşlar. Yann Sommer'i nereden aldık? Çok iyi oldu bu. Bu bizim için harika oldu. Şimdi Benfica maçına geçelim be. Abi herkesi yeniyoruz. İnanılmaz ya. Herkesi yendi takım. Şimdi Benfica maçındayız. Bakalım Benfica karşısında ne yapacak Galatasaray. 2-1 aldık. Çok güzel. İkinci dakikada geri düşüyoruz. Icardi 10. dakikada atmış. Sergio Oliveira 63'te atıyor. Ve 2-1 Benfica'yı da yendik. Çok güzel ya. Bak kusursuz gidiyor Rebuild yani hayatımda gördüğüm Galatasaray güçlü biliyorum FIFA'da ama bu kadar da güçlü olması inanılmaz. Şimdi Feyenoord maçına geçeceğiz. Feyenoord'dan puan alırsak, Feyenoord'u da yenersek, yani bu maçı da yenersek muhtemelen gruptan çıkmayı garantiliyor gibi bir şeyiz ama hadi bakalım oğlum. Hadi 1-0 Zaha 89'da atmış. İnanılmaz. Arkadaşlar Yann Sommer inanılmaz. 2 şut 2 fırsat 0 gol. Kaç clean sheet oldu bilmiyorum. Yani Zaha atmış bir de. Zaha'nın etkisi de çok iyi gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde. İnanılmaz. Ya gruptan çıkmaya garantiledik. O yüzden şu maçları geçeceğim arkadaşlar. Bu arada yenilgimiz yok ya. Kaç takvimdir yenilgi yok yani. Adana Demir'i de yendik. İnanılmaz. Feyenoord'u ne yaptınız? Bir dakika. Feyenoord ne oldu? Feyenoord'u da 3-0 yendiler. Allah'ım ya inanılmaz. Ne yapacaksınız abi? Namağlup mu çıkacaksınız gruptan? Ümraniye'yi de yen. Tamam. Zorluk da dünya klası falan ha. Yani nasıl oluyor anlamış değilim. Hatay. Evet onu da yendin. Bayern. Ha Bayern'e yenildin. Bize zahmet oldu yani. Gerçekten bir yenilgi gördük. Zahmet oldu arkadaşlar. İnanılmaz ya. Bunu da simüle ettim. 2-1 Benfica'yı da yendik. İnanılmaz. Şöyle bir gruba bakalım. Hatta lige de bakalım sizlerle birlikte. Puan durumuna geldim ve Galatasaray 46 puanda şu anda. 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. İnanılmaz bir performans. Kupada ilerliyor muyuz? Kupada biz daha yokuz. Bizim sıramız gelmemiş. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. 15 puanla Galatasaray birinci çıkıyor. 13 puanla Bayern Münih hemen arkamızda. İnanılmaz. Kadro merkezinden bir gelişim vermiştik biz arkadaşlar Zaniolo'ya falan. Zaniolo tamamlamış. 84'tü. Yine 84 olmuş ama rahat oynayacak artık sağ kanadı. Torreira'nın devam mı ediyor? Ona bakalım. Gelişim planı. 36 haftaya niye sarktı bu ya? Allah Allah. İlginç. 15 hafta yazmıyor muydu bu? Çok tuhaf. Her neyse. Ve rakip Hoffenheim olmuş. Burada görüyoruz. Hemen eşleşmelere bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Kurallar çekilmiş. Başakşehir'de görüyorsunuz yenmişiz Beşiktaş rakip. Kupada şimdi Hoffenheim ve Inter United'la oynuyor. Monaco, Liverpool, Bayern Münih, Tottenham'la oynuyor. Kulüp Brugge, PSG,
PSG, Milan, Barcelona, Napoli, Real Madrid'de oynuyor. Atletico Madrid, Manchester City'de oynuyor. Valla en kolayını çektik diyebiliriz. Hemen bir Hoffenheim maçına geçelim sizlerle birlikte. Evet, Hoffenheim maçındayız. Tek tanıdığım kalecileri Baumann ve Kaderabek. Hatta Hoffenheim gerçek hayatta bu sezon küme düşüyor diye biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde. Demek ki Bundesliga'da iyi bitirmişler. Zaha 85 olmuş. Zaniolo 84. Oliveira 80. Torreira 84. Nelson 80. Angelino 85 olmuş. Dubois niye oynuyor orada ya? Sacha Boey nerede abi? Niye Dubois oynuyor orada? Sacha Boey mi gitti? Ne oldu? Yo. Aa, Sacha Boey yok ya. Niye yok? Arkadaşlar, Sacha Boey'nin galiba oyun içinde bir serbest kalma bedeli koymuş oyunun içinde. Sanırım o yüzden satıldı Sacha Boey'e. Direkt satın aldılar. Zannediyorum şampiyon da olunca dikkat çektik. Ama sıkıntı yok. Dubois de orada oynasın. Yapacak bir şey yok. Satın alma opsiyonunu silemiyoruz çünkü. Neyse. Angelino burada. Bakalım, simüle edelim. Hoffenheim karşısında ne yapacağız? Bence çok rahat geçebilmemiz lazım. Hoffenheim'ı ve 2-2 ilk maç. Penaltı da kaçırıyorlar. Wilson penaltı kaçırmış 75'te. İnanılmaz şok bir beraberlik geldi. Hoffenheim rövanş maçındayız. Kendi evimizdeyiz. Bakalım, Mertens biraz düşmüş ama İnşallah geçeriz yani. Hadi lütfen lütfen. Çok güzel be. Yani bir de 84'te atıyorlar. Bir tane daha gol atsalar uzatmaya gidecek. Angelino atmış. Sergio Oliveira atmış. Çok güzel. Elinize sağlık çocuklar. Çeyrek finalde daha rakipler oynuyor. Real Madrid, City çıkmış. Barcelona çıkmış. PSG şaşırtmamış. Sürpriz bir skor yok. Bayern Münih 4-3 Tottenham'ı yenmiş. Inter'le yukarıdaki iki maç daha oynanmamış. Ve kurallar çekildi arkadaşlar. Bakıyoruz. PSG gelmiş ya. Of. Monaco gelseydi çok iyiydi bu arada. Çeyrek finalde de Monaco gelse yarı final garanti gibi bir şey olabilirdi yani. Ama PSG gelmiş. Gerçi Messi'nin oralı düşmüştür ya. Ama Mbappe falan var işte. Bakalım PSG karşısında neler yapacağız. Hemen bir maça geçelim. Yani fark yemezsek belki ikinci maça taşıyabiliriz. Hadi oğlum, Zaha'mız falan var bizim de. Hadi 3-1 ne? Bir dakika, ne? 3 fırsat 3 gol mü? Sergio Oliveira, Dubois atmış, Zaha atmış. Nasıl oluyor bu? İnanılmaz, PSG'yi 3-1 yendi Galatasaray. Şok bir mağlubiyet aldı PSG. İnanılmaz. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçtayız arkadaşlar. Şok bir mağlubiyet aldı PSG. Kadro gayet iyi. Smalling ile Nelson 80-80 dengelemiş birbirini. Dubois 77, Torreira 84. Gayet iyi bir kadromuz var. Kanatlarımız da iyi. Bakalım, iki gol yemesek yeter bak. İki gol yemeyelim. 2-2 bitti. Çok güzel. Mbappe 89'da atmış. Okafor 12'de atmış. Bizden de Angelino atmış. Angelino da çok skorer ya. Simülasyonda bile skorer adam. Icardi atıyor bir de. Icardi eski takımına acımıyor ve Galatasaray yarı finalde arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güzel oldu bu. Ve rakip Barcelona gelmiş arkadaşlar. İnanılmaz ya. Gele gele Barcelona mı geldi abi? Of, bakalım ne yapacağız Barcelona karşısında. Bu maçı ben oynamak istiyorum açıkçası. Ama şöyle yapacağım. İlk maçı simüle edeceğim. Diğer maçı kendim oynayacağım. Kazanırsak final oynarız. Kaybedersek yarı finalde Barcelona'ya elendik deriz. Bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, ilk maçı simüle edeceğiz. İkinci maçı kendimiz oynamaya çalışacağız. Geçmeye çalışacağız Barcelona'yı. Karşıda da güzel bir kadro var. Kalecileri çok iyi. Bakalım ilk maç kaç kaç bitiyor. Barcelona Galatasaray 2-1 mi? Kessié kırmızı kart görmüş arkadaşlar. İnanılmaz. Kessié kırmızı kart görüyor. Zaniolo atmış 27'de. Rafinha atmış 57'de. Zaniolo tekrar atıyor ve ilk maç 2-1. Ya ilk maçı kazandığımıza göre ben bu diğer maçı da bir simüle edeceğim ya. İnanılmaz yani, takım fazla OP. Gerçekten fazla OP. Zaha, Zaniolo, Icardi aşırı yorgunlar. Yani umarım elenmeyiz. Beraberlik yetiyor arkadaşlar. Hadi 2-1, 4-3 penaltılarla alıyoruz. Çok güzel be çocuklar. Ulan finaldeyiz ya. Maç uzatmalara gitmiş. Hemen bir bakalım. Ferran Torres atmış. Ferran 78'de Icardi atıyor. 78'de. İnanılmaz. 78'den oyun dönüyor arkadaşlar. Yunus girmiş 94'te Zaniolo'nun yerine. Penaltıları kalıyor. Lewandowski kaçırıyor, Zaha kaçırıyor, Ferran Torres atmış, Sergio Oliveira, Rafinha, Mertens, De Jong, Mustafa Muhammed, Sergio, karşı rakip Sergio kaçırıyor, Yunus Akgün finale giden yoldaki golü atıyor ve Galatasaray finalde. Bakalım finaldeki rakibimiz kim? Ve arkadaşlar, rakip Bayern Münih. Grupta tokatladığımız Bayern Münih.
Finalde tekrar karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir eşleşme olmuş. Aynı gruptan çıkan iki takım final oynayacak. Nasıl bir grupsa artık. Bu maçı ben oynamak istiyorum. Yensek de yenilsek de Galatasaray'ı buraya getirmek bile bence çok güzel. Bir iki sezonda önce şampiyonluğu aldık, lig kupasını aldık. Sonrasında Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hemen bir kadromuza bakalım geçmeden önce. Zaniolo 85, Mertens düşmüş ama emektar Mertens'imiz 84'ten taburalara düşüyor. 37 yaşında Şampiyonlar Ligi finali oynayacak. Oliveira, Torreira buradalar. Nelson 81, Angelino 85, Zaha 85, De Bois 77. O da çok emektar, çok emek verdi. Kerem Aktürkoğlu'nu şöyle yedeklere alalım. Yunus Akgün'ü şöyle Ali Dervişoğlu çıksın. Ve Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu'nu da, Mitsu'yu da yedeklerden sokarız. Yavaş yavaş finale geçelim arkadaşlar. Ve Bayern Münih, Galatasaray Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Mi gösteriyor şu an bilmiyorum. Musiala gibi ama. Wilfried Zaha görüyorsunuz formada yakışmış. Ne kadar bir Fenerli olsam da. Galatasaray forması da yakışmış adama. Koma'nın koreografisini yapmışlar. Görüyorsunuz Bayern Münih taraftarları ve Bayern Münih Galatasaray maçındayız. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek. Ve maç başladı arkadaşlar. Galatasaray büyük final maçındayız. Bakalım finalde neler yapabileceğiz. Şimdi Mertens'te top. Mertens uzaklardan deneyecek. Mertens vurdu gelmedi. Şimdi sağ kanatta birini gördüm. Zaniolo. Zaniola verdi içeriye. The Boys arka direği doğru kesti. Kafa gelir mi? Geldi ama çok zayıf Zaha. Şimdi sağ kanatta The Boys kaçtı. The Boys içeri verecek. Zaniolo çekti ve gol. İşte bu be. Çok rahat bir gol Zaniolo'dan. Defansı çok sıkıntıda yakaladık. Zaniolo işte yumruklarını atıyor. 1-0 öndeyiz finalde. Çok iyi oldu bu. Gerçekten onlar da bastırmaya başlamıştı. İçeri doğru çok güzel bir pas. Defansın çok büyük bir hatası ve Zaniolo durumu 1-0 yapıyor arkadaşlar finalde. Çok rahat bir vuruş baksanıza. Çok düz ve çok köşeye doğru gidiyor. Şimdi bir kontra. Aman diyeyim. Aman aman. Ah helal be. Helal Zommer. Şimdi Mertens bir kontra atak gelir mi? Zaha'ya koş diyorum. Mertens. Zaha'nın önüne bırakacak. Zaha. 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 Zaha vuracak. Zaha. 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 Kaleci de kaldı ya. Şimdi Oliveira Zaha'nın kaçtığını gördü. Zaha vuracak. Zaha vurdu. Kaleci de kaldı. Castillo. Şimdi Angelino kaçtı. Angelino gelmedi. Hocam yavaş ya. Adamı biçtiniz be. Bayern geliyor bu saatlerde. Tamam çok güzel. Bir kontratak. Mertens kaçabilecek mi? Mertens'in önüne. Mertens gidiyor. İçeride Zaha var. Mertens açtı ortayı. Zaha vurdu. 2-0 oldu arkadaşlar. Çok iyi be. 2-0 yaptık. Oh. Mertens o yaşında o depar ya. Mertens'e yetişemiyorlar abi. 78 overall adam. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten Mertens. 37 yaşında final oynuyor. Görüyorsunuz delikti. Böyle geçti. Zaha'ya bıraktı. Zaha bitirdi. Durum 2-0 finalde. Aman ne oluyor? Ya arkadaş ya. Yediğimiz gole bak. Pas atarken. Allah Allah. Paslaşıyordum yanlışlıkla analog şey oldu. İnanılmaz ya kaleci de yetişemedi. Neyse Allah'tan 2-0 yapmışız yani. Yediğimiz gole bak. Boş kaleye attı Mane. Neyse top çevirelim artık. Zaten 89. dakika. Hocam bitirsene ya. Dakika 3 oldu. Bayern atana kadar mı? Ne yaptınız? Dakika 3,5 oldu. Al açayım ortaya. Al gol. Al. Allah Allah. Bitirsen hocam. Bağlandı yer. Ha 4. 90 artı 4'ü oynattı ya. Ve şampiyon Galatasaray arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Sadece 3 transferle ve Icardi'yi geri takıma alarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık. İnanılmaz. Yani Barcelona elemesi, PSG'yi, özellikle PSG. Hadi Bayern Münih'in kalecisini aldım. PSG'nin nesi yok yani? Nasıl oldu bu? İnanılmaz. Zaha, Smalling ve Yann Sommer ile gerçekten bir de Angelino var tabi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Galatasaray. İnanılmaz. İnanılmaz bir rebuild'di yani. Ben Şampiyonlar Ligi finaline geleceğimizi bile düşünmüyordum. Ama şimdi kupayı kaldırıyoruz. Görüyorsunuz Torreira, Zaniolo, bütün emeği geçen herkes kupanın yanında ve şimdi kupa kaptanın elinde yani Mertens'in elinde 37 yaşında kariyerinde eksik olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Mertens kazanıp emekli olacak ve Galatasaray şampiyon. Çok güzel oldu. İşte seviniyorlar. Her
Hemen bir verimlere bakalım sizlerle birlikte. Ligde ne yapmışız? Kupada ne yapmışız? Onlara bakalım. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Ve videomuzu bitirelim. Ligde 92 puanla şampiyon oluyoruz. Çok rahat bir şampiyonluk tabii ki Zaha, Zomer ve Smalling'in etkisiyle. Ziraat Türkiye Kupası daha oynanmamış ama ya Fenerbahçe ya Ümraniyespor. Burada yokuz. Hemen oyuncu istatistiklerine bakalım. Edin Visca 23 gol atmış. Bizden Zaha 21 gol. Icardi 19 gol. Gol kralı çıkmıyor ama çok iyi bir verim. Bu kim? Zaniolo da 18 gol atmış. İnanılmaz. Asist krallığında Gezal. 4 tane asist kralı var. Bir tanesi Zaniolo. Bizden de Zaniolo var. Türk Kupası'nda Zaha 3 asistle asist kralı. Zaniolo da gol kralı olmuş. İnanılmaz. Icardi de 3 gol atmış. Rossi de 4 gol atmış. Hala Fenerbahçe'de Rossi'nin olması da ilginç. Hemen bir verimlere geçelim. Icardi 29 gol 7 asist yapmış. Zaha 29 gol 9 asist yapıyor arkadaşlar. En verimli oyuncumuz oluyor Zaha. 86 olmuş 31 yaşına rağmen. Çok güzel. Zaniolo da çok iyi. 27 gol 9 asist yapmış. O da harika bir gelişim göstermiş. O da çok verim göstermiş. Ve Mertens 37 yaşında 78 overall'ına rağmen 13 gol 9 asist yapmış arkadaşlar. O da çok iyi. Angelino da burada 4 gol 7 asist. Yine bir back performansı. Harika bir back performansı. Oliveira'dan daha iyi verim yapmış yani. Baksanıza. Torreira da yine çok iyi. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Genel olarak bu şekildeydi. Çok güzel bir reveal oldu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.